Sayın basın mensupları hepiniz hoş geldiniz. Önce İbrahim Kalın söyledi. Bugün bazı gazetelerde kulis haberlerini okuduk. Az önce de Enerji Bakanı soru üzerine elektrik faturalarına ilişkin bir düzenleme yapacaklarını ifade etti. Haberlere göre alt sınır 150 kW'tan 210'a çıkmıştı. Şimdi de 230'a çıkarılacak. Cumhuriyet Halk Partisi varsa herkes için var diye boşuna söylemiyoruz. Üç aydır dilimizde tüy bitti. Bir ailenin ortalama tüketimi 230 kilovatın eğer üzerindeyse ise orada daha doğrusu standart bir ailenin elektrik tüketimine yönelik olarak en düşük başlaması gereken limitin 230 kilovat olması gerektiğini, bunun altında belirlenecek tüm limitlerin yoksul aileleri sıkıntıya sokacağını ifade etmiştik. Önce 150'de ısrar ettiler, sonra 210'a çıkardılar. Aylardır söylediğimiz, komisyonda söylediğimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda defalarca istediğimiz ve ifade ettiğimiz 230 kilovata çıkarılmasıyla ilgili bugünden itibaren bir çalışma yapılacağı artık gazete haberlerine de yansımış durumda ve burada yapılacak olan düzenlemenin de yaraya merhem olmayacağını hepimiz bilelim. Şöyle bir iletişim stratejisi yapıyorlar. Sanki 210 kW kilowatt, 230 kW'a çıktığı zaman yapılan zamlar geri alınacakmış gibi çok basit olarak 4 kişilik bir aileyi düşünelim ve 230 kW saat elektrik tüketimi yaptıklarını düşünelim. Aralık ayındaki fatura 210 liraydı. Ocak ayında bu fatura 370 lira geldi. Yapılan düzenlemeden sonra da bu fatura 330 lira gelecek. Yani Aralık ayındaki 210 liradan yine 330 liraya çıkmış olacağız. 370 liraya çıkmıştı. 330'a düşmesini bir başarı, zammın geri alınması gibi söylüyorlar. 210 liralık faturanın 330 liraya çıkacak olmasını, zammın e, vatandaşın sırtında önemli bir kısmının kalacak olmasını gizleyemezler. Bu konuda yapmaya çalıştıkları iletişim stratejisine, algı yönetimine bir kez daha dikkat çekmek isteriz. Bu kadar yüksek bir artış vatandaşın taşıyabileceği bir artış değildir. Elektriği bir insan hakkı olarak ifade ediyoruz. Ulaşılabilir olmalıdır. İnsani yaşam koşullarının sürdürülebilir olması için elektrik faturalarının ödenebilir bir sınırda olması gerekmektedir. Yapılan faiz zamlar bunu çok sayıda vatandaşımız için olanaksız hale getirmiştir ve bu tarifelerin derhal 2021 yılı tarifelerine döndürülmesi gerekmektedir. Siz 230 kilovat saatin altında harcama yapanlarla ilgili zammı yüzde tuttuktan sonra yapılacak hiçbir şey yoktur. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir sosyal tarife önerdik. Önermeye devam ediyoruz. Bunun için bir yapılan zam 230 kilovat saat için tamamen geri alınmalıdır. Diğer 230'un üzerinde olan için de bu yüzde 127'ye varan oran son derece makul bir sınıra mutlaka çekilmelidir. Kış aylarında KDV ve yapılan diğer kesintiler tamamen sıfırlanmalıdır. Aksi takdirde vatandaşımızın belini büken bu faturalar gelmeye devam edecektir. Aynı şekilde yıl başında sanayi elektriğine yüzde yüz ticari elektriğe yüzde yüz tarımsal suramaya da yüzde doksan zam gelmiş durumdadır. Bunlar şu anda çok mağdur olan esnaflar için ve tarımsal sulama yüzde 95 oranındaki zam tarım sektöründe tarımda geçimini sağlayan tarım ile geçimini sağlayan vatandaşlarımız açısından e, karşılanabilir ve yaptıkları işi sürdürmelerini olanaklı kılacak bir tarife değildir. Bunların derhal revize edilmesi lazım. Yoksa bunun vatandaşın sırtında kalması durumunda Sokaktaki infiali anlamamak olacaktır. Kimse karda kışta kendiliğinden sokağa bu böyle bir yakıcı sorun olmasa dökülmez. Vatandaşın bunları protesto ediyor olması, canının yanıyor olması, sesini yükseltiyor olması bazı kulaklar tarafından bir an önce duyulmalıdır. Bakan ile helalleşme telaşında Dönüyor dönüyor hakkınızı helal edin diyor. Enerjide öngörülebilir, planlı, kesintisiz bir politikaya ihtiyaç var. Esnaf artık müşteri gelmedikçe lamba yakmamaya başlamışken bakanın onlara sabır diliyor olması ve helallik istiyor olması anlaşılır bir durum değil. Sadi Bilgiç biz mümkün mertebe meclis başkanında başkan vekillerinin de sıcak siyasetin içinde olmamasını isteriz. Sıcak siyaset alanına girmeleri doğru değildir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis başkan vekillerinin görev yaptıkları sürece nasıl davrandıkları da hepsine örnek olmalıdır. Ama Sadi Bilgiç çıkmış İstanbul'da yaşananın revanşını İsta Isparta üzerinden alınmaya çalışılıyor. İstanbul'a azıcık kar yağdı. Kent o hale geldi diye Isparta'daki kendi kusurlarını örtmek için İstanbul'la ilgili gerçek dışı ifadeler söylüyor. Eğer İstanbul'a azıcık kar yağdıysa o zaman İstanbul Havalimanı'nın kargo bölümünün çatısı neden çöktü? İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul'a giden Kuzey Marmara Otoyolu saatlerce günlerce neden kapalı kaldı? Niçin orada bulunanların geçiş ücretleri iade ediliyor. Niçin? Bakan evet görülmemiş bir afet oldu. O yüzden oldu açıklamalarını yapıyor. Azıcık karla tepesi çöken bir havaalanı yaptığınıza mı inanalım? Yoksa tarihin en büyük kar felaketlerinden bir tanesinin yaşandığına ama o karın İstanbul Büyükşehir Belediyeleri sınırlarında serpinti şeklinde olup sizin sorumluluk alanınızda olan Yollarda facia şeklinde olduğuna mı inanalım? Ee, bu konuda Sayın Saadi Bilgiç çabaladıkça batmaktadır. Isparta'daki rezalet için helallikten önce net bir özür dilenmesi gerekmektedir. Ispartalılardan çıkıp amasız, fakatsız bir şekilde özür dilenmesi gerekmektedir. Yaşanan tüm facialar ve o facialar felaketler sırasında yaşanan bütün aksiliklerin hangi siyasi partinin hangi kademesinde görev yapıyor olursa olsun tüm yetkililer tarafından not edilmesi ve orada bir eksiklik varsa bundan ders çıkarılması beklenirken sürekli her şeyin algı yönetimiyle başka taraflara çekilmeye çalışılmasını da doğru bulmadığımızı ifade etmek isteriz. Şimdi buradan konu elektrik olunca, elektrik özelleştirmeleri olunca ve hem yaşanan mağduriyetler Isparta üzerinden gördüğümüz hem organize sanayi bölgelerine 3 gün süreyle hiç ve 10 gün süreyle kısıtlı elektrik verilmesi yaşandığında projektörler elektriğe ve özelleştirmeye döndü. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm özelleştirme sürecince Elektrik Mühendisleri Odası'nın endişelerini uyarılarını ve geleceğe yönelik olarak ortaya koymuş oldukları riskleri dikkatle takip etmiş, bu kürsülerden tekrar etmiş ve eleştirmiş bir parti olarak karşınızda duruyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi Elektrik Mühendisleri Odası'nı da TUMOPU'da siyaset yapmakla, kendilerini eleştirmek için bunları söylemekle suçlamışlar. Özelleştirmelerin kayıp kaçağı azaltacağını, faturaları düşüreceğini ve elektrik piyasasının daha iyi yöneteceğini söylemişlerdi. Kim haklı çıktı? Elbette aldıkları bilimsel eğitimi hem üyelerinin hem kamunun menfaati için özgürce söyleyen odalar haklı çıktı. Onların birlikleri haklı çıktı. Biz onların sözüne değer verip onların uyarılarına kıymet verdiğimiz için biz de haklı çıktık. AK Parti haksız çıktı. Bugün fahiş elektrik faturalarının sebebi de kesintilerin sebebi de beceriksizce yönetim ve düşünmeden ve peşkeş çekme mantığıyla yapılmış ve denetim yapı, denetim alanı da boşaltılmış özelleştirmeler ve özel şirketlerdir. Şimdi dün Sayıştay'ın 2019 raporundan EPDK, Erenci Piyasası Denetleme Kurulu raporundan okumuştum. Tekrar ediyorum. Bu şirketlere EPDK 3.8 milyar ceza kesmiş. Denetimleri sonucunda. Bu cezaların yüzde 96'sı tahsil edilmemiş. Yani 3.6 milyar lira bu şirketlere kesilmiş ve tahsil edilmemiş ceza var. Ben buradan soruyorum Türkiye'nin 81 ilindeki vatandaşımıza. Siz devletin bir cezayı kesip de tahsil etmediğini, peşine düşmediğini gördünüz mü? Ya çatır çatır ödersiniz, gecikirseniz faiz ödersiniz, yoksa hacze gelirler, neyiniz varsa alır götürürler. Doğru mu? Ama beşli çetedenseniz, bu iktidarın kayırdığı şirketlerdenseniz, 3.8 milyar TL ceza kesiliyor ama bu paranın 3.6 milyarı hiç tahsil edilmemiş beşli çeteden. Enerji şirketlerinden. Yüzde 96'sı tahsil edilmemiş. Bu Sayıştay raporunda yazıyor. Bir Allah'ın kulu çıksın doğru değil desin. Enerji Bakanı'na çok rica ediyoruz. Mikrofon uzatan gazeteci arkadaşlar bir sorun bakalım bu paralar neden tahsil edilmiyor diye. Vatandaşa gelince hadise gelirsiniz. Sarı taksiyle köye kadar gidersiniz köye kadar. Traktörünü bağlarsınız adamın. Evindeki televizyonunu buzdolabını götürürsünüz. Elinizin altında devletten her ay tıkır tıkır ödeme alanların bari alacağı ödemeden kesin bunu. Bunlara otoyol yaptırıyorsun geçiş garantisi veriyorsun. Geçmeyince para ödüyorsun. Kestiğin cezayı niye tahsil etmiyorsun kardeşim? Bugün devletten alacağı olan bir küçük esnaf, bir tedarikçi, örneğin bir eczacı, vergi borcu varsa devletten alacağı ilaç parasından kesiyorlar. Esnaf diyelim ki askeriye yoğurt verdi. Vergi borcu varsa yoğurdun parasını ödemeden içinden kesiyorlar. Bu beşli çetenin vergi borcunu niye tahsil etmiyorsunuz? Bu bir. Şimdi bugün ikincisini açıklıyorum. Bu sefer 2020 Sayıştay TEDAŞ raporu. Rapor ne diyor? Sayfada 44. Açın bakın. Diyor ki Sayıştay TEDAŞ'ı özelleştirdiniz. Örneğin Ege'de Gediz elektrik dağıtım maaşı GEDAŞ'a verdiniz. Diyarbakır'da DEDAŞ'a verdiniz. Erzurum'da Aras'a verdiniz. Şimdi bu şirketlerin TEDAŞ'ı özelleştirirken yapılan diyor anlaşma elektrik dağıtım operasyonuna ilişkin. Biz TEDAŞ'ı bunlara satmadık. Al anahtarı senin, eti senin, kemiği benim demedik. O iş ve işlemlerle sınırlı bir özelleştirme yapılmışken diyor Sayıştay. TEDAŞ'ın gayrimenkulleri var. Trafo merkezleri var. Nakil direkleri var. Bu direklerin üzerine reklamlar yapıştırılıyor billboardlar konuyor bir şekilde bunlardan gelir elde ediliyor. Bu gelir TEDAŞ'ındır diyor. Neden bu şirketlerde kalsın diyor. Mantıklı mı? Mantıklı. her şeyiyle elektriği ben üretiyorum. Trafo benim. Sen trafonun üstüne reklam alıyorsun. Parası şirkete. Bu duvar trafonun duvarı TEDAŞ'ındır diyor. Toplam 201 milyon TL. Bakın 200 lira demiyoruz. 200 bin lira da demiyoruz. 201 milyon TL TEDAŞ'ın olan yerlerden bu şirketler gelir elde etmiş, parayı cebine koymuş. Sayıştay da diyor ki bu meclis adına denetim yapan Sayıştay bu para TEDAŞ'ın hakkı diyor. Niye özel şirkette duruyor? Ses yok. Bunu da soruyoruz. Sonra faturalar böyle geliyor. Yapılacak bir şey yok. Bu paraların, bu cezaların tahsil edilmesi lazım ve bunun vatandaşın lehine kullanılması lazım. Bunu bir kez daha buradan hatırlatıyoruz. Rakamlara girmişken rakamlardan çırak çıkarılan emeklilerin durumuna, çalışanların durumuna bir dönüp bakmak gerekiyor. Kamu çalışanlarına ve kamu işçilerine yıl başında geçen yılın enflasyon farkı ve yüzde yedi buçuk zam yapıldı. Ocak ayında tüketici fiyatları yüzde 11.1 arttı. Daha yılın ilk ayında kamu çalışanı ve kamu emeklilerinin yüzde 3.6, işçi ve bağkur emeklilerinin yüzde 11.1 enflasyon farkı alma hakları doğdu. Alabilecekler mi? Hayır. Ta Temmuz'a kadar bekleyecekler. Enflasyon Temmuz'da uygulanacak ve Temmuz sonrası maaşlara uygulanacak. Kamu çalışanları ve emekliler Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında bu enflasyona yenik düşecekler. İktidarın Temmuz ayını beklemeden her ay enflasyon belli olduğunda bu farkı maaşlara yansıtması kaçamayacağı bir sorumluluktur. Aksi takdirde biz emeklimizi enflasyona ezdirmedik lafı geçmişte de yalandı. Bu dönem kuyruklu bir yalana dönecektir. Aralık ayında asgari ücret vergi ile birlikte yüzde elli oranında arttırıldı. Yılın geri kalanında aynı kalacak. Bir yıl boyunca. Asgari ücret zammının açıklandığı Aralık ayı ile bu yılın Ocak ayının toplam enflasyonu yüzde yirmi altı nokta iki. Bir yıllığına yüzde elli zam verildi. iki ayda yarısı gitti. Doğru mu? Yarısı üçte gitti. İki ay daha böyle gittiğinde bütün zam gidiyor. Geri kalan sekiz ay geçen seneden çok daha satın alma gücü düşmüş bir maaş olacak. Asgari ücretliye yüzde elli verilen zammın yarısı şu anda uçmuş durumda. Ve bir hesap, çok basit bir hesap. Aralık ayında 4253 liranın satın alma gücü 31 Aralık günü bakın Aralık'ta açıklandı. 1 Ocak'tan itibaren 4253 lira asgari ücret alacaksınız diye. O paranın değeri 3368 liraya düştü. Yani 4253 lira olacak asgari ücret alındığı gün ilan edildiği günün fiyatıyla 3368 liraya düştü enflasyon oranında eridiği için. Ocak ayında yüzde yedi buçuk zam yapılarak maaşı 100 liradan yüz buçuk liraya çıkarılan memur ve memur emeklisinin elindeki paranın değeri 31 Ocak'ta 96.8 liraya düştü. Yani zammı verdik diyorsunuz. Ayın sonunda zam 100 liralık paranın alım gücü 96.8'e düşüyor. Siz 107 lira verdik diye gösterirken. Daha vahim durum işçi ve bağkurun emeklisi için. Onlar sadece enflasyon zammı almışlardı. Ve onların 100 liralarının satın alma değeri 31 Ocak günü 90 liraya düştü. Yani bu işten bu rakamlardan emekli ister memur emeklisi olsun çırak çıktı. Bağkur ve işçi emeklisi hepten çırak çıktı. 100 liranın değeri işçi emeklisi için 90 90 liraya memur emeklisi için de 96.8 liraya düştü bir ay içinde. Bunun üçüncü ayın sonu var, altıncı ayın sonu var. Bunu çok net olarak görmek gerekiyor ve biz Buradan çağrıda bulunuyoruz bütün siyasi partilere. Haftaya meclis nihayet çalışmaya başladığında ilk işimizin enflasyon farklarının her ay otomatik olarak maaşlara yansıtılması olmalıdır. Temmuz'a kadar bekle kabul edilebilecek bir yaklaşım değildir. Bu yükü bu eriyen maaşları emeklilerimiz taşıyamaz çekemezler. Ayrıca yine rakamlarla oynayan sıkışınca da yalana sarılan bir iktidar akaryakıt zamları için uluslararası piyasalardaki artışı idare ediyor. Buradan çok basit şekilde rakamları verelim. 23 Eylül günü Tayyip Erdoğan Merkez Bankası'na faiz indirip döviz kurunu fırlatma senaryosundaki ilk adımdı o. İlk kez 23 Eylül'de bütün herkes aman ha yapma sen eğer enflasyon bu haldeyken faizi indirirsen para dövize yönelir, dolar fırlar, ekonomi tarumar olur demişti. Dinlemediler. O maceranın sonunda 18 buçuk liraya kadar fırlayan ve o sebepten dolayı sürekli zamlanan 18 buçuk liraya kadar fırlayan dolar ve sürekli zamlanan benzin ve mazot fiyatlarını yaşadık. On üç buçuk on dört liraya dönüşte de kararname çıkardılar. Düşerken benzin düşmeyecek vergi olarak tahsil edeceğiz dediler. O gün itibariyle 23 Eylül itibariyle şimdi diyorlar ya uluslararası piyasalar. Uluslararası piyasalarda petrol 74 dolardı. Bugün 89 dolar. Kaba bir hesapla yüzde 20 arttı en çok. Oysa o gün benzin 7.84'tü. Bugün 15.29. Yani yüzde yirmi artması gereken benzin yüzde yüz artmış. Kimin sayesinde? Recep Tayyip Erdoğan'ın sayesinde. Ben büyük ekonomistim. Faizi düşüreceğim. Her şey düşecek, enflasyon düşecek dedi. Benzindeki enflasyon yüzde yüzün üstüne çıktı. Motorin yedi yirmi liraydı, on beş elli lira oldu. Oysa sadece uluslararası piyasalardaki fiyat yansıtılsaydı o zaman yüzde yirmi zam gelecekti ve 784 olanın fiyatı olsun olsun dokuz buçuk lira olacaktı. Ama bugün geldiğimiz nokta on beş lirayı geçmiş olan benzin ve motorun fiyatıdır. Bu sadece benzini kullananı motorunu kullananı değil taşımada kullanıldığı için üretimde kullanıldığı için hepimizin tükettiği her malın fiyatını arttırmaktadır. Bu bu kadar nettir ve petrol dışarıda da pahalanıyor. Küllüm yalandır. 74 liralık petrol 89 liraya çıkmış, 89 dolara çıkmış. Ama burada benzinle motorinin fiyatı tam iki katına çıkmıştır. Tabii Gerçek anlamda iki kişi kaldı. Ben dünyanın benim dalım ekonomi. En iyisini ben bilirim. Faizi düşürürüm. Faiz düşünce dolar çıkıyor. Çıksın varsın. ihracatın gelirini arttırır. İhracat artınca cari açık azalır. Sonra enflasyon düşer diyor bir kişi. İki kişi de tasdik etmeye devam ediyor. Birisi Nurettin Nebati. Ondan önceki bakan olmaz öyle şey dedi diye grup toplantısında hepimizin gözü önünde görevden aldı. AK Partililer alkışladılar. Önceki bakan böyle durdu gitti ama hiç olmazsa bu rezalete daha fazla ortak olmadı. Bir de Fahrettin Altun. O da dün çıkmış. Türkiye ekonomik modeli varmışmış. Yüksek ihracat cari açık düşecek enflasyon düşecek demiş. Gerçi burada riskli bir iş yaptık. Bu rakamlar, bu eleştiriler çok güzeldi. Şimdi Fahrettin Altun'un adını kullanarak Anadolu Ajansı'ndan metni dışarı çıkarmış olduk. Bu ülkede devlet bahçeli eleştirilir. Evet Anadolu Ajansı kısaltarak verir. Recep Tayyip Erdoğan eleştirilir. Anadolu Ajansı suya sabuna dokunmasa da verir. Fahrettin Altun eleştirilirse o paragrafı yutarlar. Bu ülkede eleştirilemeyen, eleştirilirse asla devletin senin benim ma vergilerimle maaşını alanların haberleştiremedikleri tek kişi Fahrettin Altun. Tayyip Erdoğan'ı eleştirirsin, savcı harekete geçer, polis harekete geçer, içeriye atarlar, o olur, bu olur. Çok kısaltırlar ama şu kadarcık haberi geçer Anadolu ajansı. Devlet Bahçeli'de de öyledir. Ama Fahrettin Altun'da yok. Sonra bu metinleri Anadolu Ajansı bize yollamaz ona yollar. Görünce de televizyona bakıp yine benden uğraşıyor benden uğraşıyor diye sinir krizleri geçirirmiş beyefendi. Şimdi söyleyelim Fahrettin Altun nebati dışında bu modele inanan tek kişi olarak burada kalmıştır. Ama maalesef tablolar öyle değil. Bu aylık dış ticaretimizi gösteriyor. Şuradaki de verdiğimiz açığı gösteriyor. Ocak ayı sonu itibariyle dış ticaret açığımız 10.4 milyar. 10.4 milyarlık, 10.4 milyar dolarlık bu açık Cumhuriyet tarihinin en yüksek açığı. Bunların Türkiye modeli dedikleri biz dövizi yükselteceğiz. Yüksek döviz ihracat gelirini artıracak. O da cari açığı azaltacak dedikleri ayın devamında yaşananlar burada. Bütün aklı başındalar olmaz demişti. Türkiye tarihinin en büyük dış ticaret açığını vermiş durumda. Ve bakın bu da Recep Tayyip Erdoğan'ın karnesi. Faiz sebep enflasyon sonuçtur. Faizi düşürürsen enflasyon düşer dedi. Dünyadaki bütün ekonomistler kötü yönetim sebep faiz sonuçtur. Faiz yüksekse her şey yükselir. Doğru kararlar alarak faizi düşürmezsen zorla düşürürsen tersine sonuç doğurur demişlerdi. Recep Tayyip Erdoğan enflasyonun yüzde ellilere TÜİK'e göre yüzde yüzlere enaka göre tırmandığı bir süreçte faizleri emir komuta zinciri içinde faiz düşürülecek düşür. Selamı çakmayana tasdiknameyi veriyorlar. Bakın düşürdüler faizi. İstikrarlı şekilde emir komuta zinciri içinde bakın enflasyon ne olmuş? Hani faiz sebep enflasyon sonuçtu. O zaman faiz düşünce enflasyonun da düşmesi gerekirdi. Düşmüş mü çıkmış mı? Bu kadar açık, bu kadar net. Hiç lafı dolandırmaya gerek yok. Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği yapıldığında enflasyon bildiğini okumaktadır. Oysa sen Merkez Bankası'na benim dediğimi değil, gereğini yap deseydin, enflasyon bildiğini değil, piyasa şartlarının gereği yerine gelerek düşerdi, hiç olmazsa bu kadar artmazdı. Dünyada da enflasyon sorunu var diyorlar. Millet 2'yi çok buluyor, 4'ü çok buluyor, 6'dan tedirgin oluyor, 7'de buhrana giriyor. Siz milletin sırtına Tayyip'i üzmeyen istatistik kurumunun rakamlarıyla yüzde 50, bağımsız enflasyon araştırma grubunun rakamlarıyla yüzde 100, yüz, vatandaşın hissettiğiyle bunun da üzerinde, yoksulun hissettiğiyle bunun kat kat üzerinde bir enflasyonu bildirdiniz. Bu inadın karnesidir. Bu inadın ve kötü yönetimin karnesidir. Tabi ayrıca Sayın Nebati orada şaka yapmaya, şakalaşmaya devam ediyor ve enflasyonun niçin yükseldiğini yabancıların anlayamayacağı bir kültürel sebepten olduğunu söylemiş. Diyormuş ki Türkiye'deki bazı kültürel durumlar var. O yüzden siz bu enflasyonun niçin arttığını bilemezsiniz. Bize özgü, sizin anlayamayacağınız kültürel sebeplerden yükseliyor. Hoş bununla ilgili yok demedik dediler ama haberi geçen haber ajansı haberini geri çekmedi. Haber ajansı Türkiye'de de temsilciliği var, temsilcileri var, bütün dünyada var. Dünyanın ekonomi alanındaki en saygın haber ajansı haberinin arkasında duruyor. Ama Twitter'da Sayın Nebati'nin bu ifadeleri çalkalandıkça efendim yok öyle bir şey diye yalandan bir yalanlama yapıyorlar. Ama ne kastettiğini kimse anlamamış. Ama bizim anladığımızı diyorsa dönüp de vatandaşı suçlamaya başladı ki bu sadece onların kültüründe var. Sadece kendi kusurlarını esnafa, kendi kusurlarını vatandaşa yüklemek onların kültüründe var. Aslında enflasyon yükselmeyecek. Esnaf fırçatçı diyor. Aslında enflasyon yükselmeyecek. Bizimkiler kendiliklerinden zam yapıyorlar diyor ve bu diyor bizim kültürel kodlarımızda var diyor. Bu cümleyi <laughs> tamamen reddediyoruz. Tamamen reddediyoruz. Ve diyor ki Gittik orada Türkiye modelini anlattık. Hangi Türkiye modeli? Önce Çin modeli dediniz. Sonra yeni ekonomik model dediniz. Şimdi Türkiye modeli diyorsunuz. Fahrettin Altun'un dün gevelediğini mi söylediniz? Milletvekillerinizin bütçe başlarken sunumda dinlediğini mi söylediniz? Bütçe görüşülürken komisyonda söylediğini mi söylediniz? Genel kurul aşamasında söylediğini mi söylediniz? Üçü Birbirine taban tabana zıt, gerçeği yansıtmayan ve hem kendinizi hem ülkemizi, kendinizi komik, ülkemizi de zor duruma düşüren deli saçması modellerdir. Dolar çıkarken bilerek çıkartıyoruz. Dolar düşünce kahramanlık hikayesi yaptık, doların belini kırdık diyorlar. 7 liradan başlayan dolar serüvenini 18.5'a çıkarıp, 14 liralık dolar kurunu başarı gibi göstermek bir ekonomik deha değil ama büyük bir yüzsüzlüğün ve vatandaşın gözünün içine baka baka 7 liralık doları 14 lira yaptık değil de 18 buçuktan 14'e düşündük. Bize inanın, güvenin, bizimle övünün demek vatandaşın gözünün içine bakıp aklıyla alay etmektir. Gündemimizde Milli Savunma Bakanı yardımcıları var ama her fırsatta hatta acımasızca hatta suçun şahsiliği ilkesi bir kenara bırakılarak lekelenmeme hakkı bir kenara bırakılarak bırakın onu yargılanıp da aklanmak ya da yargılanmaya bile değer bulunamayan durumlarda hapırıp da köpürüp de FETÖ ile mücadele FETÖ ile mücadele diyenler sessiz. Bir okul öğretmeni düşünün. FETÖ'den gözaltına alınmış hüküm giymiş. itirafçı oluyor. O okuldaki hangi öğretmenlerle sohbete gittiğini, FETÖ'nün evlerinde buluştuğunu söylüyor. İsmini geçirdiği kim varsa KHK'dan atılır. Kendi yetmez, eşi yetmez, kardeşi, devlet memurisi ilişkisi kesilir. Hep bunları yaşadı bu ülke. Kimsenin gözünün yaşına bakmadılar. Senin eşin geçmişte dershanesine gitmiş. Bunların memuriyetten attılar. Bunların bir kısmı mahkemelere başvurdu. Yargılanmaya gerek bile olmadı. Bir kısmı yargılandı, affedildi. Mahkemenin cezalandırdıklarına bizim söyleyecek bir sözümüz yok. Ama bu şartlar altında suçun şahsiliğini görmeyenler itirafçı beyanını doğrudan delil kabul edenler bunu bir tek Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın dört yardımcısı hakkında yapmıyor. Kaç yardımcısı var? Dört. Dörtte dört. Bunlardan birincisi Şuay Alpay. Elazığ'da MU isimli itirafçı biz Şuay Alpay'la birlikte aynı cemaat evlerine gittik. Aynı sohbetlere katıldık. O bizimle beraberdi diye ifade vermiş hala daha ifadesinin de arkasında duruyor. Ama o ifadede adı geçen kim varsa paketlenmiş şu ay Alpay ne yapıyor? Milli Savunma Bakan Yardımcısı. İkincisi diğer bakan yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu. Fethullah Gülen'in şiirlerini telefonuna kaydetmiş beyefendi. Doyamıyor doyamıyor dinliyor. Dönüp dönüp okuyor millete okuyor. Hakkında bir soruşturma var mı yok. Bir açıklama var mı yok duruyor yerinde. Sonra bu işlerde kime güveneceğiz? Ahmet Zeki Üçok. Bu döneminde FETÖ'yle mücadeleye girişmiş, en ağır bedelleri ödemiş askeri bir hakim ve Ahmet Zeki Üçok Barış Terkoğlu'nu açıklıyor. Muhsin Dere, Hulusi Akar'ın üçüncü bakan yardımcısı, Baylok kullanıcısıdır diyor. İki kız kardeşinin ikisi de 672 ve 679 sayılı KYK'larla kamu görevinden ihraç edilmiştir diyor. Ama ben bu bilgileri savcılara da verdim diyor. Çıt yok. Yine aynı şekilde Ahmet Zeki Üçok, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Kara, Kara Osmanoğlu'nun Amerika Birleşik Devleti hükümetinin haber kaynağını olduğunu ifade ediyor ve bu bilgileri savcıya verdiğini söylüyor. Dörtte dört fire yok. Üçü FETÖ'cü biri ajan iddiası var. Bu konuda bir soruşturma yok. Bir tahkikat yok. Her şeyi bırakın. Bir tek kelime açıklama yok. Devlet dairesinde kaloriferi yakan işçinin hakkında olduğunda paldır güldür içeriye mahkemeye hapise Bakan Yardımcısı olunca herkes susmuş. Eğer kişiler kardeşlerinin tercihlerinden dolayı ihraç oluyorlarsa, Milli Savunma Bakan Yardımcısının iki kardeşi KHK ile ihraç ve kendisinin baylok kullanıcısı olduğu tespit edilmiş. Baylok bu yani başka bir şey değil. Ama görevine devam ediyor. Kimin? Hulusi Akar'ın. Hangi Hulusi Akar'ın? FETÖ Ergenekon balyoz askeri casuslukla yolları temizleyip en tepeye kadar otobandan ilerleyen Hulusi Akar'ın. Hangi Hulusi Akar'ın? Kumpas davalarıyla ordunun canına okunurken subaylar teker teker yetişmiş iyi subaylar Binbaşılar, yarbaylar, albaylar, amiraller, generaller FETÖ eliyle temizlenirken susan Hulusi Akar'ın, terfi alan Hulusi Akar'ın, su uyur Hulusi Akar diye arkadaşlarının lakap taktığı her devirde yükselmiş Hulusi Akar'ın ve en yakını yanından ayırmadığı Mehmet Dişli darbeyi baştan sona kumanda etmiş ama helikopterden Hulusi Akar'la birlikte inmiş Mehmet Dişli'nin hiç ayrılmadığı Hulusi Akar'ın dört tane yardımcısıyla ilgili, üçüyle ilgili FETÖ, biriyle ilgili ajan suçlaması var ve kimse sesini çıkarmıyor. Bu konuda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tüm grup başkan vekillerine, sözcüsüne, Milli Savunma Bakanı'na ve genel başkanına açıktan ve cevap vermeleri talebiyle sataşıyorum. Buna daha ne kadar sessiz kalacaksınız? Hal bu kadar ciddi iken, hal bu kadar ciddi iken bu işe bir açıklık getiren bir neşter vuran olmayacak mı? Bütün tercihler bu kadar net mi olur? Bu kadar tesadüf mü olur? Milli Savunma Bakanlığı nasıl, ne şekilde, kimler tarafından kuşatılmış ve bu konuda bir kelime söylenmeyecek mi? Teker teker beş grup başkan vekili, pardon, özür dilerim. Dört grup başkan vekili Akbaşoğlu'nu Cumhuriyet Halk Partisi olarak katı şekilde muhatap kabul etmeyeceğimizi ifade etmiştim. Akbaşoğlu cevaplamasın. O o kendisine dua edenlere küfretmeye devam etsin. Dört grup başkan vekiline sözcüleri Sayın Çeliğe, Hulusi Akar'a, Recep Tayyip Erdoğan'a soruyoruz. Dörtte dört kuşatılmış bu durumda ve bir kelime konuşmuyorsanız biz bunu millet adına size soruyoruz. Sonuna kadar da sormaya devam edeceğiz. Bir başka vaka meclisin uzman çavuşu Ulvi Yönter. Photoshoplu fotoğraf koymuş buradayız diye. Vallahi bir buçuktaydı basın toplantım. İki buçuğa aldık biliyorsunuz. Gelirken baktım. Meclis salonu kapalı. Ulvi Yönter tatilde. Diyoruz ki Meclis yok, kapalı, tatildesiniz, Buradayız diye kendisine uzman çavuş kıyafeti giydirmiş. Kürsüden photoshop'lu fotoğraf koyuyor Ulvi Önder. Ya bu kadar da olur mu ya? Bu kadar da olur mu? Bir de diyor ki, sen neredesin? Bana yazmış. Kandil demişsin. Bak ben neredeyim? Canlı yayındayım. Meclisteyim, görevimin başındayım. Sen uzman çavuşların sorunlarını çözmeye söz verdin. Kanun teklifi verdin, yıllardır kılını kıpırdatmıyorsun. Genel başkanımız dahi kürsüden dedi, getirin kanunları oy vereceğiz. Buradan bir daha söylüyoruz. Ulvi Yönter, tatile değil de uzman çavuşa el kaldır, iki elimle sana destek vereceğim, kanun çıkınca da alkış yapacağım. Sen uzman çavuşların başta statü, bütün taleplerini hepimiz biliyoruz, ezberledik sorunlarını çözmek için gel bir el kaldır. Bir de bana diyor ki sen neredesin? Kandil'de misin? Orada mısın? Burada mısın? Biz buradayız. Ben tatile el kaldırmadım Ulvi Yönter. Siz kaldırdınız. Cumhuriyet Halk Partisi tatile el kaldırmadı. Siz kaldırdınız. Tatile gidip bu kadar sorun ortada duruyorken memleket yangın yeriyken bu meclisi tatile sokacaksın sonra da photoshoplu görüntü koyacaksın yazıklar olsun ben buradayım deyip photoshoplu görüntüyle uzman çavuşları kandırmaya alay etmeye çalışanlara buradan ilan ediyoruz. Ulvi Yönter, ben canlı yayında buradayım. Ulvi Yönter şu dakika canlı yayını açsın nerede olduğunu görsünler. Mecliste değil gelirken baktım. Bir saat toplantı erteledik. Acaba saat 2'de kapalı meclisin hiç olmazsa kapısına gelir mi diye. Gelsene. Haftaya geldiğinde önergeni genel haftaya geldiğinde önergeni verip de komisyonu toplantıya çağırsana. Meclis Genel Kurulu'nda hakkımızı size vereceğiz. İş düzük 37'ye göre uzman çavuşların ile ilgili kanun teklifini bizimkiler gani seninkini getirelim. Gel talep et İş düşük 37 hakkı gelecek hafta biz de sana veriyoruz. Salı günü indir, uzman çavuşa el kaldır tatile değil. İki elimle birlikte bütün milletvekillerimizle grupla birlikte destek vereceğiz. Sadece uzman çavuşa değil. EYT'linin sorununa 3600 ek göstergeye tarımsal suramada gelmiş yüzde 95 zammın geri alınmasına esnafa gelmiş olan yüzde yüzü aşan zammın Geri alınmasına, elektrik faturalarına, her birine ay kaldıracağız. İki elimizde kaldıracağız. Bir tane şu vatandaşın faydasına iş yapın. Ben kar, kar, kardan anlamam demiş. Sen kardan anlamazsın, siyasi kardan anlarsın. Geçen Sayıştay seçimlerinde gördük. Bu anlamsız, şaşılacak destekten kimlerin nasıl faydalandığını gördük Ulvi Bey. Bütün meclis biliyor. Sayıştay seçiminden... Nasıl siyasi rant elde edildiğini hep birlikte gördük. Bir tane bakan almadan destek veriyordunuz öyle mi? Bir beklentimiz yok. Bakansız destek. Cumhur İttifakı 15 Temmuz günü meydanlarda kuruldu. 9 Mart'ta selektör yaptınız. Darbeden çok çok önce AK Parti'ye. Bunu söyledim diye dünya kadar küfür ettiniz. toplanmakta olan kurultay saray muhalefetiyle saray yargısının eliyle kurultaydan kurtuldunuz. Cumhur ittifakının esas temellerini onlar kurultayı erteletme karşılığında sizin anayasa değişikliğine yeşil ışık yakmanızla attınız. Şimdi hem 15 Temmuz'u buna gerekçe göstereceksiniz hem de ondan sonra biz Bakan bile almadık diyeceksiniz ama siyasi karı, siyasi rantı yüksek yargıda cebe indireceksiniz. Daha fazlasını başkası anlatsın. Sorunuz varsa cevaplayabilirim arkadaşlar. Ya bu konuyla ilişkin ismi geçen daha önce bu tweetlerde ismi geçenlerden bu üçüncü cinayet bu konuya ilişkin Cumhuriyet savcılarının kapsamlı bir şekilde bir araştırma yapması ayrıca bu gidişatın nereye doğru gittiğinin öngörülüp bu konuda gerekli tedbirlerin alınması bir soruşturmanın cesaretle sürdürülmesi lazım. Birbiriyle bağlantılı cinayetler işleniyor. Bunu o süreci takip etmiş olan herkes görüyor. Yazılıyor, çiziliyor ama bu konuda bir bütün organize bir şekilde bir sürecin bir yerinde olduğumuz fark edilmezse buna göz yumulursa, üç maymun oynanırsa bu işin devamı gelir. Ülkeyi yönetenlerin de yargıda görev yapanların da bu konuda önemli sorumlulukları var. Bu konuda biz de dikkatle takip etmeye devam ediyoruz. Durum son derece kaygı vericidir. Durum son derece endişe vericidir. Birincisi eğer Recep Tayyip Erdoğan'la Cumhurbaşkanı adayımız sadece yarışacak derseniz bu konuda kimin yarışacağına Millet İttifakı karar verecek. Genel Başkanımız ittifak kendisine görev verirse onur duyacağını söylemişti. Sayın Genel Başkan'ın ittifakın adaylığı noktasında ittifakın tam mütabakatını aradığını ifade etmek gerekir. Devamında aday Sayın Genel Başkanımız olursa da ya da ittifakın bir başka adayı olursa da ittifakın tüm genel başkanları ve hepimiz o genel cumhurbaşkanı adayımızın arkasında Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında yarışacağız ve nasıl İstanbul'da hep birlikte çalışıp bütün ittifak bileşenleri olarak ve tüm Cumhuriyet Halk Partilileri olarak İstanbul'un kazanılmasına, makus tarihinin yenilmesine ve oradaki talanın son bulmasına katkı sağladıysak önümüzdeki seçimlerde de öyle olacak. Nasıl Ankara'yı hep beraber kazandıysak, nasıl Adana'yı, Mersin'i, Antalya'yı hep beraber kazandıysak, önümüzdeki seçimi de hep beraber kazanacağız. Aday Kemal Bey olursa da ifade doğrudur. Kemal Bey Recep Tayyip Erdoğan'ı yenip 20 yıldır bu yoksulluğa sebebiyet veren, umutsuzluğa sebebiyet veren ve ülkeyi felakete sürükleyen bu iktidarı sonlandıracaktır. Adayımız başkası da olsa Sayın Genel Başkanımız aynı güçle çalışıp bu başarının kazanılması için elinden geleni yapacaktır. İfadeleri bunundan ifadelerinin kapsamı bu şekildedir. Başka soru yoksa teşekkür ediyoruz arkadaşlar.